Şimdi de reorderingden yani yeniden düzenlemeden, yeniden görüntülerin yerini değiştirmeden bahsedeceğim. Yani diyelim ki solda bir menünüz var. Bu soldaki menü belki de gözükecek ama istediğiniz herhangi bir yerde gözükmesini ve responsive yapıya göre yerinin de değişmesini istiyorsunuz. Mesela küçük ekranlarda bu bilgi solda olsun ama büyük ekranlarda sağda olsun ve mobile gelince de aşağıda olsun demek istiyorsunuz. Böyle bir senaryomuz olsun ve bunu yapmaya çalışalım. Container'ımız var ve Container'ın içerisinde de bir bölümümüz var. Bölümün içerisinde de Coltre sm 3 ve içerisinde de H1. H1'in içerisinde de Sol menü yazsın. Tamam. Sonra da tekrar yukarı çıkalım. Bir kere yukarı çıktık. Bir kere daha yukarı çıkalım. Ve diyelim ki Coltre SMTRE9 içerisinde ne olsun? Tekrar H1 olsun ve bunda da içerik diye yazsın. Bakalım doğru yaptık mı tabii ki. Şöyle bir şey olsun. Burada da bgtr info olsun. text light olsun. Buraya gelelim. Daha bitirmedim çünkü. bgtr primary. nokta text light. Bu şekilde yazmak zorunda değilsiniz ama ben elimden geldiğince klasları da tek seferde vermeye çalışıyorum. Ve wow, tek seferde yaptık. Süper. Ama burada pause yapıp isterseniz hatta şunu da bir hem de belki de açıklama satırını alsak güzel olur. Açıklama satırını aldım. Ve açıklama satırını aldıktan sonra belki de siz de yapmak istersiniz. İçerik bilgisini yazalım. Süper. Kaydettim ve kaydettikten sonra bakalım nasıl gözüküyor. Live Server dedim. Sol menü ve içerikliği yazdı. Ve şimdi de şöyle yapalım. Bu sol menü büyüttüğümüz zaman, küçülttüğümüz zaman gördüğünüz gibi yukarıda geldi. Yani ne demek istiyorum? Şu sol menünün içerisine de UL, li çarpı 10 içerisine lorem 1 diye yazalım. Yani sol menünün içerisinde bir sürü içerik var. Yani sol menümüz var. <laughs> Ama içerik kısmının tabii ki öncelikli olmasını isterim. Yani mobile geldiğimiz zaman mobilde öncelikli olmasını isterim. Çünkü mobilde ben bilgilerimin belki de daha önce gözükmesini istiyorum. O yüzden de burada mesela article var ve bu article'dan 4 tane var. İçerisinde her birisinin h1 var ve başlık ve başlık yazıyor. Ve tekrar yukarı çıkalım. Paragraf var ve 3 tane paragraf var ve lorem 3 diye de bir sürü article'miz var. Tamam? Bu şekilde yaptığımız yazılarımız var. Şurada da bir hr'miz olsun. Tamam? Evet süper. Bu yapıda benim dikkat etmek istediğim şey şu. Mobile gelince ben içeriklerin önce gelmesini istiyorum. Bunu nasıl yaparım? Linki tıklayalım. Reordering'e bakalım. Reordering de şöyleymiş. Bakın arkadaşlar. First in DOM diyor. No order to apply diyor. Yani olması gereken yerde. Burada third diyor. Yani üçüncülmüş. Hmm. Peki ne olmuş? Burada gördüğünüz gibi order 5 demiş. Burada da ne demiş? Order 1 demiş. Yani rakamlarını değiştirerek burada order vererek de istediğimiz gibi oluşturmuş. Mesela burada da nasıl olmuş? order last demiş ve order first demiş. Yani burada first olan bilgi gördüğünüz gibi yani third bilgisi order first verilerek ilk başa alınmış. Şu ikisini kullanalım çünkü bu ikisi bizim için yeterli olacak. Peki ben buraya gelsem ve buna desem ki order last desem ve neredeyim ben? Sol menüdeyim. Tamam. Buna da order first desem ve kaydetsem Kaydettikten sonra da gelsem mobile geldiğim zaman istediğim gibi altta mı? Altta. Süper. Peki burada? Hmm. Burada da yine aynı şekilde. Hmm, benim onu düzeltmem lazım. Yani tamam yerini değiştirdim ama e, bu sefer de mobil dışında her yerde de yine aynı şekilde sağda gelmeye başladı. O zaman da şunu yapabilirim arkadaşlar. Responsive özelliği aklıma gelirse order tre, sm tre yani sm ve sonrasında last değil de bu sefer first olsun diyebilirim. Yani ilk önce gözüksün. Bu da tam tersi. Order, tre, esen tre, last olsun diyebilirim. Peki geldim. Gördüğünüz gibi sol menü tekrar sola geldi. Ondan sonra tekrar solda, solda, solda. Ama gördüğünüz gibi yeri değişti. Hmm. Peki ben bu bilgiyi biliyorsam o zaman buna göre tekrar değiştirebilirim. Mesela şunu da yapabilirim. Order, tre, LG ve sonrasında da tekrar last olsun diyebilirim. Ve buna da gelip order LG ve sonrasında tekrar first olsun diyebilirim. Bu ne demek? Mesela geldiğimiz zaman large ekran ve sonrasında gördüğünüz gibi sağda menü var ama sol menü yazıyor. <laughs> Peki gördüğünüz gibi medium ve sonrasında, medium ve öncesinde sol menü var ama tekrar küçülttüğümüzde yani x small'a geldiğimizde mobile e geldiğimizde tekrar aşağıya geliyor. Aşağıya gelmesinin sebebi de aslında yerini tekrar değiştirmiş olmamız. Eğer birden fazla varsa 1-2-3 diyerek de order'ın yerini değiştirebiliyorsunuz. Böylelikle responsive yapının içerisinde order'larla oynayarak istediğiniz gibi arkadaşlar siz düzenleme yapabilirsiniz. Bu çok güzel bir özellik ve bu özellik sayesinde de istediğiniz gibi içeriklerin gözükmesini sağlayabiliyorsunuz. Sol menü, Re order kullanıldı tabii ki notumuzu alalım ki niye sol menü solda değil diye düşünülmesin. Çünkü burada reordering'in kullanılığını hatırlıyor olmamız lazım. Evet bu gerçekten de çok keyifli bir özellik. Umarım siz de bu özellikten yararlanırsınız, bu özelliği kullanırsınız. Tabii ki burada biraz önce oluşturduğum emeti biraz daha güncellemiştim ama belki de siz hani örnek olarak bu emet yapısını nasıl oluşturduğumu bilmek istersiniz. Bu yüzden de biraz önce yaptığımız ilk örnekteki yapıyı oluşturdum. Tabii ki daha kompleks olan buradaki yapıyı da yine metle birlikte oluşabilirdim ama biraz daha uzun olurdu. Bence bu yeterli. Reordering'i de öğrendik. Bir sonraki videoda görüşürüz.